Özel bir anne olan Hikmet Hanım'ın yanındayız. Hikmet Hanım, biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben Hikmet Altınbaş, Kayseri'liyim. Okul öncesi öğretmeniyim. İki çocuğum var. Biri Down sendromlu. Böyle. Peki kaç yaşında anne oldunuz? İlk anneliğe kaç yaşında taktınız? 25 yaşında anne oldum. İlk çocuğunuz bu Down sendromluydu. Daha sonrasında bir korku, bir endişe yaşadınız mı? Yani ikinci çocuk planlamasında bir kaygınız oldu mu? İlk çocuğum Azra'ydı. Şu an dediğim gibi 16 yaşında. İlk annelik, ilk heyecan tabii ki bizlerde de had safhadaydı. Bir bebek beklerken herkes gibi bize Rabbim bir melek gönderdi, ilki göndermiş. Oğluma hamile sürecinde tabii ki yaşadım. Yani Down sendromlu mu acaba diye ama çok şükür şu anda ikinci sınıfta. Evet. Gayet güzel ilerliyoruz. Özel anne olduğunu daha yeni öğrenen ya da öğrenmek aşamasında hamilelikte böyle bir şüphesi olan annelere söylemek istediğiniz bir şeyler, bir öneri, bir mesaj var mıdır? Şimdi ilk annelikte illaki onu ben de yaşadım, ilk şok. Ama belki benim öğretmen olmamdan, onun bekarlığında mesela kaynaştığım öğrencim olmasından dolayı biraz daha sağlam adımlar attığıma inanıyorum. Ama Rabbim bize nasip etmiş, çok güzel bir duygu. Annelik zaten başta başına bir duygu ama özel bir anne de tabii ki kaygıları, endişeleri illaki olacak. Ama yanılmasınlar, evlatlarından vazgeçmesinler. Çünkü Down sendromlu evlat sahibi olup da çok kabullenmeyen ya da evlere kapatan ya da özel farklı bir problem olan ailelerde olmuyor değil, oluyorlar. Ama dediğim gibi kapatmasınlar. Mümkün olduğu kadar sosyal çevreye ayak uydursunlar. Evet. Sosyal çevre demişken, peki sosyal çevreden, toplumdan size karşı bir destek ya da size karşı bir dışlama hissediyor musunuz? Bununla ilgili toplumdan beklentiniz nedir? Yani ilk zamanlar tabii Azra'yı parka götürdüğümüz zaman mesela küçük bir evlerinde yani çocuğunu kaçırma telaşında olan aileler de oluyordu, yaşamadık desek yalan oldu. Ama Azra şöyle şanslıydı, benim öğretmen olmam çok şanslıydı o anlamda. Evet. Çünkü yıllardır ana sınıfında Hikmet öğretmen olduğu için Azra da vardı her zaman. Yani böyle kurumlarla sözleşmeyi imzaladığım zaman hep sözleşmenin başında kızım var mı olurdu. Yani gerçekten öyle maaşa takıldım da bir şey. Ama şanslı, Azra bu konuda çok şanslı. Aman aman yaşadık mı ana sınıfında yaşamadık. Ama ilkokul birinci sınıfta yaşadık. Azra'nın kaydı düşen bir okula mesela gittiğimizde müdür direkt öğretmenleri kapıda öğütledi. Hani sınıfımız dolu değil mi? Diye aynen. Bunu ben duydum. Öğretmenler geldi. Üzgünüz, alamayacağız, sınıfımız kalabalık dedi. Çok üzüldüm, çok ağladım ama hakikaten Rabbim bir şekilde saniyesinde ya da ertesi güne bir daha güzel kapı açıyor. Azra'ya da öyle oldu ilk okul aşamasında. Çünkü ben her zaman kaynaştırmadan yanayım. Hala da öyleyim. Sonra bir telefon geldi. Çok sevdiğim bir dostumdu. Farklı bir okula gittim ilkokulda. Allah rahmet eylesin Recep Hocam. Yani normal diye adlandırılan çocuklarda tabii ki çocuğumuzun da başımızın gözümüz yanındayız her zaman dedi. Öyleydi Azra'nın 4 yıl. Karşısında da çok güzel, çok fedakar, çok emek veren bir öğretmene çıktı. 4 yıl boyunca çok güzel adımlar attı. Peki, 16 yıllık bir tecrübeniz var, 16 yıllık bir özel anneliğiniz var. Şu anki anneliğinizle ilk anne olduğunuz zamana bir mesaj gönderecek olsaydınız bu mesaj ne olurdu? Ya tabii ki kolay bir süreç değil. Yani bizim yaşadıklarımız illaki zor bir süreç. Ama Rabbim vermiş, ilk annelikte illaki kaygılar oluyor, olmuyor değil. O zaman çok ağlamıştım ilk zamanlar, ilk kucağıma aldığımda neden ben. Ama mesela şimdi keşke o zaman bu kadar çok ağlamasaydım diyorum. Yeah. Ana büyüdükçe o verdiğin emeğin meyvesini yersin derler ya, gerçekten öyle. Şu anda meyvesini yiyoruz. Büyüdükçe de çok daha güzel ilerliyor. Yani annelerimiz kaygılanmasınlar. Kaygılanmasınlar. Yani her anne kaygılı normalde düşündüğünüz evet. zaman. Sizin de bir tebliğiniz var. İlla ki siz de kaygılısınız. Ama işleri huzur dolusu.
Yani kaygılanmasınlar, ellerinden geldikleri kadar zaten emek veriyorlar. Ama bıraktıkları yerlere de dediğim gibi araştırsınlar, sorsunlar, kaynaştırmadan hiç vazgeçmesinler. Mutlu olsunlar. Yani o annelerimiz ne kadar mutlu olur, ne kadar kendine, çünkü gerçekten baba da tamam çok önemli ama annenin mutluluğu bir tık daha üst seviyede. Yani o evladına ne kadar o sevgisini verirse, o emeğini verirse gerçekten karşılanmalı. Yani en baştaki şey tabii ki sevgi. Yani bu anne zaten hiç tartışılmaz illaki. Ama dediğim gibi sevgiyle güzel adını baratsınlar. Peki size özel anne yapan şey çocuğunuzun Down sendromlu olması mı sizce? Yani iki evladım var. Tabii ki oğlumun da evlat ayrımı zaten olmaz ama az daha da çok emek verdik. Anlatabiliyor muyum? Yani okula girme aşamasıydı, o yürüme aşamasıydı, o anne aşamasıydı. Şimdi Mustafa'nın belli bir gelişimi var ve o gelişimini tamamlıyor. Ama az daha da şöyle kaygılar oluyordu illaki. Yani anne diyebilecek mi? Ya da yürüyebilecek mi? Konuşabilecek mi? O kaygılarımız var. Sizi en çok mutlu eden ya da en çok etkileyen bir zaman oldu mu Azra'yla ilgili? Azra'nın ilk anne değişi yani. Bunu bütün özel anneler. Yani herkes der ki, ya biz sizi çok iyi anlıyoruz ama gerçekten özel anneler nasıl birbirlerini çok iyi anlıyor. İlk unutamadığım şey anne deyişi. İlk yürüyüşü. Azra bir adım attığında bütün ev çığlığı çığlığı mesela. Peki Azra bunları izleyecek ya da okuyacak olsa Azra'ya bir mesaj vermek ister misiniz? Ya da ona nasıl bir mesaj vermek isterdiniz? Yüzündeki gülümseme, gözündeki o ışık, çevrene verdiğin o enerji ve mutluluk her daim seninle olsun derdim. Peki, toplumdan bir beklentiniz var mı? Sadece destek olsunlar gerçekten. Yani bir Hikmet Altınbaş 23 yıldır eğitimin içinde ve beni idarecilerim falan çok iyi biliyorlar. Yani kaynaştırmaya yıllardır çok sıcak bakıyorum. Hala lider olduğum okulda da çok sıcak bakıyorum. Ama toplum bir Hikmet Altınbaş'la ya da o özel annelerin yüreğiyle dokunmakla yetmiyor. Çünkü o kadar çok ki. Sayı gün geçtikçe daha çok artıyor. Desteklesinler. Ha, ticari olarak bakıp da okullarına, kurumlarına alıp da ötelemesinler. Çünkü ben bunu yapmadım. Lider olduğum okulda da öğretmenlerime de her zaman diyorum. Ötelemeyeceksin. Ki Azra'nın o sıra gittiği kurumlarda da öğretmenler, arkadaşlarıma söylerdim. Öteleme. Yani o çocuk takla atıyorsa Azra'ya da atsın. Farklı bir şey. Yani kim hangisini yapıyorsa Azra'ya da yaptır. Anlatabiliyor muyum? Yani bizi ötelemesinler, destek olsunlar. Sevgilerini versinler. Yani bu çocuklar ucube değil. Korkulacak bir şey yapmıyorlar. Gerçekten çok masumlar. Ve biz bilemezdik özel bir anne olacağımızı. Evlatlarımız büyüyor. Gün geçtikçe de büyümeye devam edecekler. Tabii ki Rabbim hayırlı evlilikler, hayırlı çocuklar nasip etsin ama bilemezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Ve okul öncesi çok önemlidir. O vicdan, o yardımlaşmayı. Yani bunları hayatı boyu unutmazlar. Onun için dediğim gibi destek olsunlar, vicdanla evlatlar yetiştirsinler. Sınıfta kaynaştırma öğrencisi varmış, aman çocuğumu alayım demesinler. Evet. Bize sadece sevgilerini versinler yeter. Kaçmasınlar, korkmasınlar. Zaten kaçılacak, korkacak bir... Değiller. Değil. Mesela 21 Mart Dünya Down Sendromlular farkındalıkları ama sadece o günü kutladım. Yani bu bütün kurumlarda öyle. Benim çalıştığım kurumlarda özel annelere mesela kahvaltı düzenledik, onları da çağırdık. Yani o günde kalmıyor. Anlatabiliyor muyum? Yaptığınız bir bahar şenlikleri oluyor mesela büyük kurumların. Bir 23 insanları oluyor. Çağırın bu evlatları, niye sadece o günde kutluyorsunuz? Çok güzel bahar şenlikleri yapılıyor büyük kurumlarda, farklı yerlerde. Çağırın bu yavrularınızı da işte o zaman diyelim ki evet biz sadece 21 Mart'ta kutlamıyorum diyelim. Devletten bir destek alıyor musunuz? Bununla ilgili beklentiniz, devletten bir beklentiniz var mı? Ben hiç almadım açıkçası söyleyeyim. Hani küçüklüğünde mama, bez yardım ama biz her zaman dedik ki
yetiyoruz, kızımızın ihtiyacını görüyoruz. Biz o çocuğu anlamda almadık ama özel eğitime gidiyor. Tabii yeterli mi? Katıya yeterli değil. Ama az daha çok seviyor. Tabii ki oradaki öğretmenlerimiz de büyük emek veriyorlar ama 2-3 saat yetiyor mu? Açık öğretmen yetmiyor. Peki bizler aracılığıyla bir mesaj göndermek istersiniz. Ne istersiniz? Nasıl bir mesaj göndermek istersiniz? En başta destek olsunlar diyorum ya. Yani bu yapılabiliyorsa okullarda kaynaştırmalarla ilgili öğretmenlere, velilere bir eğitim verilebilir. Çünkü hizmet içi eğitim her öğretmenler alıyor. Bununla ilgili bir eğitim verebilirler. Nasıl davranması gerekiyor ya da sınıfına bir kaynaştırma öğrencisi geldi, neler yapması gerekiyor. Ama en büyük şey, istediğimiz şey sevgi. Yani bundan başka bir şey istemiyor gerçekten. Bütün özel, yani bu Down'u, otizm, bütün özel annelerin sevgi her şeyini verir, değil mi? Evet, sizin açınızdan. Bizim için de. Sadece gittiğimiz bu güzel yolculukta bize destek olsunlar. Biz zaten elimizden geldiğince emek veriyoruz ama işlerimizi zorlaştırmasın.